Merhaba gençler ve kendini benim gibi genç hissetmeye çalışanlar. Bu videomuzun konusu az bilinen ama çok işinize yarayacak Google servisleri. Bu servisleri arkadaşlar yeni içerikler bulmak, yeni içeriklerden haberdar olmak, içeriğimizi planlamak, işlerimizi planlamak, hatta kendimize bir web site yapmak için bile kullanabiliriz. Şimdi sırayla bu servislerin hepsini size teker teker anlatacağım. Abi bu videonun para kazanmayla alakası yok diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar aslında şöyle bir durum var. Her şey dolaylı olarak para kazanmayla ilgilidir. Para. Bildiğiniz üzere yayıncılar olarak bize para kazandıran şey içeriktir. Peki bu içeriği nereden bulacağız? Yani aklımıza sürekli de fikir gelmiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Öyle bir durumda yapacağımız bir şey var. Hemen Google Alerts ile başlıyoruz. Tarayıcınıza google.com.tr/alerts yazarsanız veya google.com/alert yazarsanız bu sayfa açılır. Google Alerts ne işe yarıyor? Bildiğiniz üzere medya takip programları vardır arkadaşlar. İşte Google Alerts de buna benzer biçimde çalışıyor. Şuradaki boşluğa bakın, şu arama kutusuna anahtar kelime yazıyoruz. Şununla ilgili bir uyarı oluştur diyoruz. Ve bize onunla ilgili yayınlanan içerikleri her gün bir defa liste halinde gönderiyor. Mesela ne yazalım buraya? Şununla ilgili bir uyarı oluştur. Yemek tarifi diyelim. Aşağıda hemen sonuçlar geldi. Seçenekler de var burada. Seçenekleri şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne sıklıkta? Günde bir kez, haftada bir kez. Bunu günde bir kez şeklinde ayarlamanızı öneririm arkadaşlar. Böylelikle yeni içerikleri kaçırmazsınız. Kaynaklar, otomatik haberler, bloklar buradan da seçebiliyorsunuz istediğiniz şeyi. Bence tüm kaynaklar işaretli olmalı. Dil Türkçe istiyorsanız farklı dillerdeki kaynakları da seçebilirsiniz. Bölge, herhangi bir bölge seçebilirsiniz. Ya da dünya genelini seçebilirsiniz. Bence dünya genelini seçin, zaten dil seçtiğiniz zaman ilgili içerik gelecek. Kaç tane yalnızca en iyi sonuçlar ya da tüm sonuçlar gönderilir. İsterseniz tüm sonuçları işaretleyebilirsiniz. İsterseniz yalnızca en iyi sonuçları işaretleyebilirsiniz. Dağıtım hedefi, yani bu arama sonuçları nereye gelecek? Mail adresinizi de buradan seçebilirsiniz. Zaten Gmail hesabınız burada otomatik olarak eklidir. Ne yaptık arkadaşlar? Yemek tarifi dedik. Uyarı oluştur diyoruz. Yemek tarifi uyarımız oluştu. Evet, geri geliyoruz. Bu tamam. Uyarınızı oluşturduktan sonra yanındaki çark simgesine tıklarsanız burada teslim saatini de düzenleyebiliyorsunuz. Daha sonra yeni bir uyarı daha oluşturabilirsiniz. Ben hepsini ayrı ayrı ayarlayabilmek için ayrı ayrı oluşturuyorum. Bu şekilde ekliyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu. Daha sonra belirttiğiniz maile ve belirttiğiniz saatte uyarılar gelmeye başlayacak. Yeni içerikler olursa tabii. Google Alerts böyle arkadaşlar. Şimdi yine sırada çok bilinmeyen, genelde SEO'cuların bildiği ama çok hoş bir Google servisi var. Google Hot Trends. Bir şeyler yazıyor burada. Anahtar kelimeler yazıyor. Ve sürekli değişiyor. Bunlar arkadaşlar Türkiye'de yapılan en çok aramalar. Canlı şekilde burada görebilir. Şu anda neler aranıyor? Bakın. Şu aralar arkadaşlar tövbe duası ve ihlas suresi çok aranıyor. Sanırım koronavirüsten dolayı. Koronavirüs haritası çok aranıyor. Damla Bilic yine çok aranıyor. Valorant aranıyor. Bunların hepsini buradan canlı bir şekilde görebiliyoruz. İstersek sol üst köşedeki şu işarete tıklayarak ve bu kareyi büyüterek daha çok sonuç görebiliyoruz eş zamanlı olarak. Ya da bunu küçültüp böyle tek bir sonuçta görebiliyoruz. İnsanlar şu an canlı olarak bu terimleri arıyorlar. Buradan görmek istediğimiz sorgu sayısını ayarlayabiliyoruz. Ek olarak biz sadece şu anda Türkiye'deki sorguları görüyoruz ama aşağıda sol alt taraftaki Türkiye'yi, örneğin Avustralya yapıp Avustralya'daki aramaları da görebiliyoruz. Ya da bunu All Regions yapıyoruz. Yani tüm dünyaya hedefliyoruz ve buradaki aramaları da görebiliyoruz. Dünya çapında yapılan aramalar arkadaşlar. Bu da özellikle içerik üreticiler için çok faydalı. Şu anda neler gündemde, neler üretebiliriz, ne yayınlayabiliriz diye soran arkadaşlar için süper bir kaynak biz. Sıradaki Google servisimiz Google Sites, yani Google siteler. Bu da Google'ın bir nevi hazır site platformu. Basit fakat işinizi görecek bir site yapmanıza müsaade ediyor. Mesela hemen yapalım, yeni site oluştur diyelim. Sayfa başlığınızı buradan giriyorsunuz. Tıpkı size daha önce anlattığım Webly gibi. Sitenizin adını giriyorsunuz. Mesela Serdar Sezer dedik. Sayfa başlığınız bu da Serdar Sezer. Arkadaşlar egoist değilim, sadece örnek yapmak için kendi adımı kullanıyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Sonra arkadaşlar bakın buradan metin kutusu ekleyebiliyorsunuz. Metin kutusuna tıkladığınız zaman buraya ekleniyor. Buraya mesela Serdar Sezer kimdir yazıyoruz. Daha sonra bunu tabii ki
bildiğiniz üzere bu bizim başlığımız olduğu için başlık olarak seçiyoruz. Daha sonra bir kere daha metin kutusuna tıklıyoruz. Hemen altına ekliyor. Satır mantığıyla çalışıyor. Buradan isterseniz bakın düzen de seçebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şurayı sıfırlayalım. Bir de düzenli olarak göstereyim. Bu arka tarafa resim de ekleyebiliyorsunuz. Resmi değiştir var. Buradan resim seç diyoruz. Bir tane resim seçelim. Doğrudan albümünden de resim gösterebiliyor ya da başka türlü de alabiliyorsunuz. Seç diyoruz. Hop buraya geldi. Düzenler var. Bu düzenlere tıklayarak düzenimizi değiştirebiliriz. Tıkladığımız şey hemen burada beliriyor. Çok kolay, çok basit. Yine resim seç diyelim. Buraya mesela şunu koyayım arkadaşlar. Ekledim. Bu benim YouTube'daki görselim. Mesela düğme, takvim, harita, dokümanlar, slaytlar, web sitenize bunlardan istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi ben size örnek olsun diye gösterdiğim için üzerinde fazla uğraşmayacağım. Siz biraz kurcalayın arkadaşlar. Bunun da linkini video açıklamasına ekliyorum. Gelelim Google Takvim'e. Google Takvim'de oldukça kullanışlı bir servis. Burada arkadaşlar yapacağınız işleri, işte arkadaşlarınızın doğum günlerini, görevlerinizi, tatillerinizi, her şeyi burada planlayabilirsiniz. Eğer bir içerik oluşturucuysanız içerik takviminizi de burada planlayabilirsiniz. Mesela şu anda Nisan'ın 8'i ve ben 10'unda YouTube videosu yayınlayacağım. Veya 11'inde saat kaçta? Her zamanki gibi 21'de yayında olması gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. YouTube içerik yayını diyorum. Etkinlik seçerseniz başkalarına da davetiye gönderebiliyorsunuz. Buraya kolum vesaire de ekleyebiliyorsunuz. Böylelikle kendi mini etkinlik bildirimlerinizi ve paylaşımlarınızı yapabiliyorsunuz. Hatırlatıcı size bu görevi hatırlatır, bildirim gönderir. Görev kısmındaysa buraya bir açıklama eklerseniz yine buradan size bir bildirim gelir. Ama açıklamasıyla beraber görürsünüz, ne yapacağınızı unutmazsınız. Kaydet dediğimiz zaman buraya arkadaşlar YouTube içerik yayını eklendi gördüğünüz üzere. Siz de bu şekilde kendi takviminizi planlayabilirsiniz. Diğer bir Google servisimiz Google Arts Kültür. Google Arts Kültür çevrim için müzeleri ve resim sergilerini görmenizi sağlıyor. Hemen mesela Adventure kategorisindeki şu ilk içeriğe göz atalım. Street View'dan buraya aktarılmış bir görüntü arkadaşlar. Aşağı doğru kaydırdığımızda müzeyle ilgili bilgi ve eserlerle ilgili bilgiler ve fotoğraflar çıkıyor. Yani oturduğunuz yerden dünyadaki pek çok yerdeki müzeleri gezebilirsiniz. Mesela bakın burada da bir Street View görüntüsü var. Hemen biz şunu açalım, şuradan bir ilerleyelim. Mesela şu şekilde arkadaşlar Google Street View özelliğini kullanarak bu alanlarda gezebiliyorsunuz. Bu müzelerde gezebiliyorsunuz. Değişik yerler görebiliyorsunuz. Hiç yerinizden kalkmanıza ve virüs riskine girmenize gerek olmadan burada bu şekilde gezebiliyorsunuz. Buradaki yazıları anlamıyorsanız arkadaşlar Google'da çevirliyorsunuz ve bakın yalan yanlış da olsa bir şekilde çeviriyor. Ve buradaki eserler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. İnceleyine tıkladığımız zaman da bize bazı kategoriler, öneriler gösteriliyor. İstersek bunlardan birinde seçebiliyoruz. Mesela 360 derece videolar da var. Etrafınızdaki şeyleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Etrafınızda hangi müzeler var, neler var buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Burada da yol tarihleri ve resmi web siteleri çıkıyor. Diğer bir güzel Google servisi de Google Bookmarks. Bookmarks şudur arkadaşlar, yerimleri sayfası. Yani diyelim ki çok beğendiğiniz bir siteye gittiniz. Çok beğendiğiniz bir site buldunuz. Şuradan yerinlerini ekle demeyi çoğu insan arkadaşlar ya akıl etmez ya unutur. Ya da bunu manuel yapmak ister. İşte böyle bir durumda hani manuel bir şekilde bunu eklemek isterseniz favori sayfa ekle tıklıyorsunuz bu serviste. Buraya bir ad giriyorsunuz. Örneğin Serdar Sezer. Konum URL var. Bu da sitenin, ekleyeceğiniz sitenin URL'dir. Ben kendi web sitemi gireceğim. Hemen kolum URL bölümüne kendi sitemin linkini ekliyorum. Etiketlerimi ekliyorum. Nedir? Web tasarım, dijital dünya. Bu site neyle alakalı? Onları yazıyorum. Yazmayabilirsiniz. Benim bunu yazmamın bir sebebi var. Size anlatacağım. Şeklinde yazdım. Notlar. Bir de buraya kısa bir açıklama yazarsak. Web sitesi dedik. Favori sayfa ekle diyoruz ve buraya ekledim. Şimdi arkadaşlar SEO'cular bilirler. İmleme dediğimiz bir şey var. Gider işte forumlarda falan imleme yaparız. Yani şu anchor text dediğimiz şeydir arkadaşlar. Yani yazıya link verme olayı. Kendi sitemize kaliteli başka sitelerden link çıkışı yaptığımız zaman ve böyle bir anchor text yaptığımız zaman bizim sitemizin popülerliği ve sıralamalardaki yeri artıyor. Aynı zamanda Google Bookmarks bu işe de yarıyor. Burada bu şekilde sitelerinizi imletebilir ya da kendi bookmarkınızı burada ayarlayabilirsiniz.
Böylelikle site unutma, kaybetme gibi dertleriniz olmaz. Buradan tıklayarak ilgili siteye hemen gidebilirsiniz. Pek bilinmeyen Google servisleri videomuzun sonuna geldik. Umarım işinize yarayacak içerikler yayınlamışımdır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.